Meclise döneceğiz veya ya hayır meclise döneceğiz değil mi? Doğru, meclise dönüyoruz, orada bir tartışma var. Tartışma kimle kim arasında diyeceksiniz. Tartışmanın konusu bir kere terör meselesi. Eski defterler açıldı. Eski defterleri kim açtı diyeceksiniz. Bir tarafta iktidar partisi, diğer tarafta DEM Partisi. Kendi maaşlarını bile Kandil'e gönderen, bu milletvekillik kürsülerine oturanların bize akıl vermeye, ders vermeye haddi değildir. Siz ne demek istiyorsunuz ya maaşlarını Kandil'e gönderenler diye? Azıcık utanma olur insanda. Genel Kurul Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesini görüşmek için toplandı. Vekillerin gündemi ekonomi olmasına rağmen tartışılan konular farklıydı. Ekonominin geldiği durumu konuşmak ve tartışmak istemediğiniz için konuyu çarpıtıp saptırıp teröre hikayesi yapıyorsunuz. Teröre hikayesi. Biz bunu yemeyiz. Tansiyon DEM Partili Milletvekili Gergerlioğlu'nun 28 Şubat döneminde AKP Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'yı başörtüsü konusunda savunduğunu hatırlatmasıyla yükseldi. Sayın Şahin, ben o gün sizi savunduğum için pişman değilim. Mazlumdunuz. Ama şimdi var ya, zalim olduğunuz için şiddetle size karşı mücadele etmekten de çok memnunum. 28 Şubat'taki eylemleri söyleyen Ömer Bey'e de diyecek bir şey yok. Nereden nereye savrulmuşsunuz? Bugün katil PKK'nın ve FETÖ'cülerin dilini savunacak hale gelmişsiniz. Size diyecek hiçbir şeyimiz yok. Genel kurulda vekiller karşı karşıya geldi. Başörtüsüyle başladı. Terör iddialarıyla devam etti tartışma. Terör, terör, terör deyip duruyorsun. Başka bir şey bilmiyor musunuz? Melih Gazi yurdunun önünde cemaat üyeleriyle fotoğrafım var. Şimdi o fotoğrafları çıkarttırma bana. Kayseri'de hiçbir yurdun önünde fotoğrafım yok. Bana attığı bu iftira ve yalan üzerinden Sayın Ömer Gergerlioğlu'na bu meclise ceza verilmesini talep ediyorum. Birleşime 15 dakika ara veriyorum. Şimdi soruyorum size. Terör sadece PKK terörü mü vardı bu ülkede? Bak, bu ülkede geçmişte siyasetçilerin beslediği cemaatin neden olduğu terör de vardı. FETÖ terör örgütü diyoruz biz buna. Ve bunlardan ders almadık biz. Devam ediyoruz. Ha, siz bakmayın şu anda iktidar partisinin içerisinde veya dışında olanlara. Onlar şöyle bir U dönüş yaptılar. Ama ortamı gerçekten, ortamı verimli bulsunlar, uygun bulsunlar veya Erdoğan siyasetten çekilse, bir şekilde örselese bunların hepsi geri döner. Hepsi FETÖ'ye geri döner, cemaate geri döner. Yine ben hata yaptım derler. Bakmayın, bir kere dönen ikinciyi de döner. Üçüncüyü de döner, 100 kere döner. Ve hala önemli olan ders alabilmek, akıllanabilmek. Akıllanmıyoruz. Ve biliyorsunuz en çok yaşadığımız olaylardan bir tanesi bugünler.